Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine size harika bir pasta tarifi vermek istiyorum. Frenk üzümlü, pudingli bir pasta. İnanın böyle yerken cheesecake tadında oluyor. Muhallebi yapıyoruz ama çok güzel bir şekilde donuyor. Şimdi geçelim malzemelerimize. İlk önce alt tabanın hamurunu hazırlamakla başlayacağız. Bunun için gerekli malzemeler 120 gram oda ısısında yumuşak tereyağı, 1 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, 2 su bardağı un, 1 çay kaşığına yakın kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Ben vanilyayı ilk başta eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. Daha sonradan ilave ettim. Yumuşak, ele yapışmayan klasik bir kurabiye hamuru yapacağız aslında. İlk başta yağ, şeker ve yumurtayı güzelce birbiriyle karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ben bu esnada ekledim vanilyamı. Bir çay kaşığı kabartma tozumu ilave etmiştim. Şimdi ilk olarak birinci bardak unumu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve ikinci bardağımı azar azar ilave ediyorum arkadaşlar. Birden eklemiyorum. Yani gerektiği kadar ilave edeceğim. Dediğim gibi yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz lazım. Ben de tam net 2 su bardağı un gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurum hazır artık. Ele de yapışmıyor, kabıma da yapışmıyor. Şimdi 24 santim kelepçeli kalıbımı alıyorum. Ve hamurumdan bir parça koparıp alt tabanına elimle yayacağım düzgün bir şekilde. Ve kalan hamuru küçük rulolar yapıp kenarlarına ekleyeceğim. Düzgün bir şekilde yapacağım en son olarak bunu. Baştan böyle kabaca koyuyorum. Ve daha sonra elimle her yerini eşit şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum hazır artık, alt tabanım. Şimdi sırada üzerinin kıtır hamurunu hazırlayacağız. Bunun için gerekli malzemeler 200 gram yumuşak tereyağı, 2,5 su bardağı un ve yarım çay bardağı toz şeker. Bir paket de vanilya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu diğer hamurun aksine böyle pütürlü kum gibi bir hamur elde etmemiz lazım. O yüzden fazla yoğurmayın. Yani çok hafif karıştırın. Unla yağ birbiriyle özleşsin, çok az yeterli. Kesinlikle fazla yoğurup yani yağı iyice yumuşatıp yoğurmayın yani. Daha sonra iki elle giriştim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kum haline gelmesi lazım. Kesinlikle hamuru toparlamaya çalışmayın. Yani bu esnaya geldim, bırakın. Şimdi muhallebimizi hazırlayacağız. Bunun için gerekli malzemeler 1 litre süt, 1 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 su bardağından 1 parmak eksik nişasta ve en son piştikten sonra 300 gram labne peyniri ekleyeceğim ben. Ocağın altını yakmadan önce bütün bu malzemeleri ekledikten sonra tel çırpıcıyla karıştırıyorum ki nişastam içerisinde erisin. Böylelikle pişmeye aldığımda topaklanma olmayacak. Bu şekilde yaptım. Şimdi artık altını açıyorum. Ve kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum arkadaşlar. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın, yoksa dibi tutar. Her muhallebide olduğu gibi. Baloncuklar çıkmaya başladı mı artık olmuştur. Şimdi kenara alıyorum. Kaynamaya başladı artık benimki. Ve hemen hiç bekletmeden 300 gram olan labne peynirimi ekliyorum.
Bunu sıcağıyla ekliyorum arkadaşlar ki içerisinde erisin. Gördüğünüz gibi 300 gram ekledim. Ve yine dediğim gibi sıcağıyla güzelce karıştırıyorum. İçerisinde hemen eriyecek zaten labne peynirimiz. Kıvamı muhteşem olacak kremamızın. Erimeye başladı bile labne peynirim gördüğünüz gibi. Kıvamı çok güzel oldu. Artık hiç bekletmeden hamurumun üzerine döküyorum muhallebimi. Hiç soğumaya almıyoruz yani kesinlikle. İçerisine labne peyniri ekledikten sonra karıştırıyoruz ve hazırlamış olduğumuz hamurun üzerine döküyoruz. Daha sonra bir kaşık yardımıyla üzerini düzlüyorum. Ve frenk üzümü ekliyorum ben arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Frambuazlı da çok güzel olabilir. Ama ben frenk üzümlü yaptım. Hem lezzeti hafif ekşimsi oluyor, hem renk olarak çok güzel oldu. Üzerini kaplayacak kadar meyvemi de koydum ve daha sonra hamur kırıntılarını serpeceğim üzerine. Komple üzerini kaplaması lazım. Evet, hamurumu güzelce her yerine yaydım. Hamur kırıntılarını gördüğünüz gibi. Şimdi 170 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum. Güzelce kızarana, hafif kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda tam 45 dakikada pişti arkadaşlar. Ve fırından çıkartınca sizlere küçük bir püf noktası göstermek istiyorum. Hala sıcak olduğu için ortası sallanacaktır. Yani cıvık olacaktır. Kesinlikle panik yapmayın ve daha fazla pişirmeyin. Çünkü bu pastayı bir gece buzdolabında bekleteceğiz. Bekleyince zaten kendini çekecek şimdi gördüğünüz gibi. Bir gece buzdolabında beklettiğim pastayı kelepçesinden çıkartıyorum. Ve şimdi sizlere dilimleyip iç kısmını göstermek istiyorum. İnanın lezzet olarak cheesecake'e bile çok yakın. Ve cheesecake'ten bile daha kolay diyebilirim yapmasını. Ve daha risksiz yani. Cheesecake yapmaya çekinenler bu tarifi mutlaka denemeli diyorum. Evet, şimdi bir dilimini sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Aslında kolay bir pasta ve dilediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Özellikle kırmızı meyveler kullanırsanız görüntü açısından ve lezzet açısından tabii ki çok daha güzel olur. Bu şekilde gördüğünüz gibi muhallebisi çok güzel bir şekilde donmuş arkadaşlar. Evet, umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.